Yani Önder Hoca çok emekçi, çok altyapıda çok büyük zaman harcamış, geçirmiş bir isim olarak o pozitif adam gitmiş. Bu kadar kısa süre. Yani tamamen bu benim izlerken ve Ama baskı baskı bir bak de hayır. hani Şimdi geleceğini de tamam göremiyoruz da ya. Şimdi Belki bak benim bir başta yola üzülüyorum çıktığı gibi yani. olsa ikinci adam olarak kalabilirdi Benim Beşiktaş'ta. Şimdi o da olmaz zevk artık kuşağı gençlerle anlaşamama sebebim Biz de bu. Tamam mı? anlaşamıyoruz hiçbir şey. Yani şimdi teknik taktik çok iyi. İşte geriden oyun kuruyor. İşte ne bileyim 3-5-2 oynuyor. Half space bu bilmem Geçişler tamam mı? beşişler. Geçiş falan. Bak bunlar önemli ama bunlar belki futbolun %30'u. Hele büyük takımlarda %20'si falan yani. Yani Futbol. sen bu baskıyı yönetmek zorundasın. Sen medyayı yönetmek zorundasın. Lider olmak zorundasın abi. Tribünü yönetmek zorundasın. Aynen. Tamam mı? Kafan gitmeyecek. Sen orada Necip alacaksın orada. Mesela maç sonu Beşiktaş'ta eski futbolcular işte yorum yapıyor. Sonuna kadar haklı eleştirmek de yani hani biraz daha destek olabilirler ya. Abi ha, biraz daha destek olabilirler. Ha, Önder Hoca'dan Beşiktaş hocası olmaz. Kimden? Önder Hoca'dan. İsmail Kartal'dan Fenerbahçe teknik direktörü olmaz. Domenech Torrent'ten de Galatasaray teknik direktörü olmaz. Niye? Ben de Hoca için aynı şeyi düşünmüyorum. Abi ya o niye? Da bilir. Bak Bir İsmail dakika. Kartal O da bir yaptı şey haberi olacak. olmaz. İsmail Kartal Ha şey olarak abi diyorsun yani yani. mesela basın Pardon. toplantısı vücut dili. Anladım. Abi Pardon. sürekli kameraya böyle bakıp konuşan bir Fenerbahçe teknik Bak ben direktörü. olmaz Anladım. demiyorum. Pardon. Tamam yani mı? her şeyi Ben yanlış tamamlaması anladım. lazım abi. Domenech Torrent abi teknik taktik falan felsefe öyle değil abi Ben bu olmaz işler. demiyorum Sadece. ama bu işlerin kolay olmadığını Tabii söylemeye ki. çalışıyorum. Yani istediğin kadar vizyoner ol, müthiş fikirlerin olsun. Önemli olan hele büyük takımda o baskı ve stres altında iş yapabilmektir yani. Ben burada Aynen. Önder Önemli Hoca ile olan ilgili bu. bir şerh Ben bu koyuyorum. arada ben ha olumlu yönlerini de söyleyeyim. Beşiktaş çok iyi önde pres yaptı, baskı yaptı, fizik gücü iyiydi. Mesela bunları da söyleyelim. Çok iyi hücuma çok hızlı çıktı. Hani bir sürü artısı da var. Bu arada Önder Hoca Hayır hani onları şunu şey yapmıyor. şöyle bir ekleme yapayım ya. Önder Hoca'nın haksızlığa uğradığını gerektiği yani aslında eleştirildiği kadar Hatta şey kötü de bir söyleyeyim. performans sergilemediğini Bunu hep da ben net söyledim söyleyeyim. ama o Eski liderlik vasfını futbolcular tamamlamıyor bak Önder eski Hoca. futbolcularla ilgili kısmı da söyleyeyim. Net fikrimi herhangi bir isim belirtmeden net olarak kıskançlık. Ben Hangisi? Yani bu yani Önder Hoca'ya yapılan eski abi bir şey futbolculardan söyleyeceğim. yapılan abartılı eleştiriler için Yani söylüyorum. çok Biliyorum çünkü çok net kıskançlık Öyle yani. sen daha ben çünkü Evet. gözlemliyorum böyle ya gerek yok ya hani ve şöyle bir şey var şimdi Önder Hoca hitabeti iyi, Türkçesi iyi, vurguları iyi, futbolu biliyor belli. Biliyor pilotlar için. İyi biliyor. Yıldızları yakalamış bak. Şimdi orada şeyi de yakalamış ya yıldız oyuncular da oynuyor ya onun Evet. için. Ya işte hoca altyapıdan geldi falan Yok demiyorlar ki. mesela takım bak net olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha gayretli. Bunu söyleyebilir Net. miyim? Ya ben şöyle Açık bir şey ara. var. Naci'nin fikrine katılıyorum. Daha kariyerli bir hoca olsa falan oraları doldurur falan filan da. Ben Önder Hoca'nın Beşiktaş için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ama bak şans Doğru da ama verildi. tamam ama abi Yani sen bak abi sen Beşiktaş'ta o koç 15 maç oldu herhalde tamam tamam. mı? 10 daha ekle 25 maç yönetmek daha ne o Ben daha orada ne ben yapıyorsun şans abi? verildiğini düşünmüyorum. Ben şansı aldığını düşünüyorum. Abi bir Yani şey söyleyeyim. pardon, Sergen Hoca istifa etti. Oraya geçici bir hoca bulunacaktı. Geçici bir hoca ya da işte kim gelecekse geçici iyi hoca bulunana kadar geçici hoca olarak dediler gelsen yap hocam. Beklenenden iyi yaptı. Yani bence şansı aldı ve şu anda Sayın Ahmet Nur Çebi'nin bence hiç kafasında olmadığı şekilde Önder Hoca'ya devam etmeme sorusu vardı ama ilk günde Bu böyle bir soru arada yoktu. yeni bir şey daha öğrendim. Şans Şenol Güneş kendi konusuna bağlayacağım. şansı aldı demeyelim bence. Şansını Şansa yarattı aslında. Devam şansı şansın. aslında orada oturuyor Önder Hoca. Ama Pinheiro geliyordu abi. evet o da var tabii. Yani Bu arada şeye de bağlayayım yeni bir bilgi. Yani Şenol Güneş'in yakınında çok yakınında birinden taze bilgi. Ona da Şenol Hoca teyit etmiyor. Yani haydi görüş. Kendi çevresine çok yakın çevresine de görüşmedim diyor. Ama şunu söyledi bana o kişi. Şenol Hoca çok motive. Yani işte Gelecek Beşiktaş'ın abi. kadrosu ile ilgili yorumlar yapıyor. İşte şuraya şu olsa bu olsa falan şeklinde yorumlar yapıyor ve çok motive ve çok hırslı. Abi Yani şans bu al Şenol Güneş olacak. birebir çok yakında olan Abi birini şansal söyledim. şansal abi de yazdı ki şansal Ha. Büyük'a da yazdı. Şimdi ben diyorum ki bence Şenol Hoca bak Önder Hoca olmasa bu performansı göstermese Şenol Hoca gelsin derim. Ya
yeni bir yüz, yeni bir vizyon, yeni bir teknik adam kazanacak Türk futbolu. Evet, doğru. Yani Şenol Hoca'nın artık ispatlayacağı çok fazla bir şey yok. Ya ama bence şimdi Senat, abi, insanlar ne yetmiyor biliyor musun Önder Hoca'da insanlara? Mesela Önder Hoca puan kaybettiği zaman hakem konuşmuyor abi. Evet. Sevgili rakibi eleştirmiyor. Bak, mesela Beşiktaşlar bunu istiyor. Abdullah Hoca eleştiriyor mu? Ha. Ersun Hoca eleştiriyor mu? Çok nadir. Çok yok nadir. Canım, olur mu abi? Abi Ersun Hoca Elazığ maçında rakiplere neler diyordu abi? Elazığ maçında şimdi şampiyon açık ara gidiyorsun abi. Yok kendisi dedi ya ben hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Elazığ maçında hakem kararı vardı. Ersun Hoca'ya konuşmamak kolay. Tabii aynen. Başakşehir'de ne açıklamaları var Abdullah Hoca'nın hakemlerle alakalı? Orada Önder Hoca kendi içindeki tutarlı davranışı yüzünden takdir etmek lazım. Tabii. Kötü olduğu zaman da konuşmuyor, kötü sonuç olduğu zaman da konuşmuyor. Ama bence o kadar da değil. Yani bu işin bir gerçeği ise, hani bunu bahane olarak kullananlara karşıyız da, o gerçekten de hakkın yanıysa konuş yani. Tabii. Bu seviyede ben sadece yani şunu söylüyorum. Sen misal Önder Hoca ile anlaşma yaptın. 2 yıllık anlaşma yaptın. Ben iddia ediyorum Önder Hoca'nın tekrar yüzü gülmeye başlar ve o ilk gündeki Önder Hoca'nın vücut dili geri gelir. Artı Önder Hoca şunu bilirse kafasında, evet ya benim arkamdan hiçbir hocayla görüşülmüyor, ben gerçekten buradayım, burada devam edeceğim, başarılı olursam kalacağım mı bilirse hakemle ilgili topa da girer. Şu an Beşiktaş teknik direktörü geçici olarak ama olduğu için giremiyor. Ama ben sana tahminimi söyleyeyim. Yani şöyle başkanı da düşünerek söylüyorum. Sayın Çebi'ye için. En risksiz tercih Şenol Güneş'i getirmek olur. Şenol Güneş'i getirir, yaslanır arkasına, tamam mı? Ve muhtemelen de ilk sene başarılı olur Şenol Güneş. Zaten genelde öyle oluyor gittiği takımlarda. Rahat bir süreç geçirir. Ama Önder Hoca ile devam etmek ya da çok kariyerli olmayan bir yabancı getirmek bir risk. Çünkü o iş ona patlar büyük oranda. Bence. Anladım. Yani o zaman Ceyhun Kazancı falan demezler. Ya takımla hoca ilgilenir zaten. Sorunları hoca çözer falan. Gider başkan yani, para bulur sadece. Başkanın başka bir şeyle uğraşmak zorunda kalmaz. Şenol Güneş gelirse kafası da rahat eder ve hırslı bir Şenol Güneş de rahat çalışırsa en kötü ihtimalle Beşiktaş'ı yarışın içinde tutar. Bak işin doğrusu bu.